Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne okuyorsun lan? Ekonomi mi okuyorsun? Ya lan dur lan, dur lan. Bu kadar aç direk mi lan? Allah Allah. Ne oluyor lan? Sana ne lan? Buldun mu lan hatun? Ne hatun oğlum? Öyle dedi lan. İnternetten hatun düşürüyormuşsun. Çetmet. Ne çeti lan? Ben çek. Çek hesaplarıyla uğraşıyorum. Çek vadeleriyle. Hesap kitap işte. Daha yemeler bizi çekmiş. Çekil bakayım o çocuklar. Oğlum bela mısın lan? Düşüreceksin lan. Şş, bana bak. Kimseye söylemen. İkimizin arasında tamam mı? Lan oğlum bir dönek dur lan. Traktör lastik gibi koca kıçınla beni düşüreceksin lan. Tek sandalyeye sığmaya çalışıyor lan. Bana da öğretsene lan hatun düşürmeyi. Lan oğlum. Sen evli barklı adamsın lan. Ayıp değil mi lan? Sen sanki değilsin. Sapık kahveci. Ben sosyal paylaşım yapıyorum oğlum. Tamam işte oğlum ben de sosyal paylaşım yapacağım. Bu ne lan? Hatunlar nerede? He? Çattık ya. Oğlum dünya kadar çay borcun var lan zaten bir de hatun bekliyor benden. Önce çay borçlarını temizle. Vereceğiz lan kaçmıyoruz ya. Bir şey öğretmemi istiyorsan önce çay borçlarını temizle. Lan ne aç gözlü fırsat düşkünü yamyamsın be. He? O iki at borçtur da uyuş. Ne lan bu? Sadaka mı veriyorum lan? Senin çay borcun 10 lira değil ki 100 lira. Hem para yok hem zamparalık yapmaya çalışıyor. Bak vallahi kırarım bilgisayarı. Şşş! Beyler ne oluyor orada fısır fısır ha? Dön lan ona. Seni ilgilendirmez. Çek vadelerine bakıyoruz burada. Baba. 10 liraya ancak paçoz karaları bulabilirim sana ha. Ama çay borcunu temelli temizlersen şahane yavrular bulabiliriz. Tamam da önce paçozlarla başlayalım. Ne yapıyor şimdi? Bak şimdi sana bir takma isim bulmak lazım. He. Tamam mı? Onu bulacağız ve kaydedeceğiz. Ne olsun senin ismin? Şey nasıl? Manda. Manda bubaldı lan. Şöyle havalı bir isim olsun. Ya şöyle ne bileyim ben özgür ruhumu yansıtsın. Ben ciddi bir ilişki istemiyorsun ama aşka da önem veriyormuş gibi görünüyorlar. Şöyle ne olsun mesela bak. Şop sevdi lan. Şop sevdi. Şop sevdi ne lan? Şıp sevdidir o. Şıp ne lan? Şop daha güzel lan. Sen şop yaz. Şop. Şop sevdi. Üzümde, canan ucuna bakmışlar. Üzümde. Buyurun beyefendi. Sizi alabilirim ben, buyurun. Buyurun. Alayım bir şey. Şöyle bir sakin durun. Hemen geliyorum biraz sonra. Böyle psikopatros hastalarda hep sizi buluyor Tenzel Bey. Kim? Ben diyemiyorum işte. Dilim diyemiyor. Ne yapalım? Bize doktoruz. Başkası gelecek hali yok ya. Bunlar geliyor işte. Ay çok affedersiniz ama yani almayın böyle miyanenize bunları diye. Yani affedersiniz böyle bakışlarımla vallahi soğut soğana çeviri çok özür dilerim. Almayın içeri bunları. Onun hastalığı da bu zaten. Yani nasıl söyleyeyim? Yani karşı cinse karşı böyle aşırı bir düşkünlüğü var. Yani cinselliğe karşı sağlıksız bir düşkünlük. Ya hormonal bir şey yani. Biz ona halk arasında aklı uçkuruna kaçmış diyoruz. Biz psikiyatristler öyle demiyoruz ama. Ben psikopatros olsam var ya. Bunun beline veririm sopayı, veririm sopayı. Bakalım ondan sonra elin namuslu karılarına iyiyle bakabiliyor mu? La Allah'tan benim o kuzum bu taraklarda bezi yok. Onun hormonları ayuluğa çalışıyor. Ben hızlı yazamıyorum işte. Eline mi yapışıyor? Sen yazsana şunu. Hatunu da yakalamışsın hazır. Çay borçlarını toplayacağım. Şu cevabımı yaz da öyle git hadi. Hay senin cevabına ya. Şu
Çok sevdi. Ha, çok sevdi diyor. Heh. Söyle. Yaz. Şöyle uzun boylu, atletik vücutlu, yakışıklı bir adamındı. Oha! Göz göre göre yalan söylüyorsun ya. Kadına acıdım şimdiden vallahi. Yaz sen yaz, yorum yapma. Doğa sporlarıyla uğraşırın. Ne valla doğa spor? İşkembeden sallama. Dağcılık yazayım mı? Dağcılık olmaz lan. Dağ keçisi, ayı mayı zanneder beni. Yaz. Denizle ilgili olsun lan. Yamaç paraşütü nasıl lan? Yamaç paraşütü. Yapar. Paraşütün yamacından geçtim mi acaba? Yapardım. Tamam. Ben gidiyorum. Çabuk gel bak. Bakalım sen ne diyeceksin. Sırıtma işareti yapmışlar. Beğendi lan beni. Ne diyorlar? Digun. Bana bak yapsak yamaç paraşütü çok. Azrelin şey... Osman! Gel buraya, gel. Ne lan? Bu adrenalin demişler. Ne demek la bu adrenalin? Ya oğlum adrenalin şey işte bir hormon. Hormon ha? Vay be, azgın la bu karı. Ve sana cevap buldum. Ne? Yamaç paraşütü kadar yatak paraşütünü de iyi yaparın de. Yatak paraşütü ne lan? Oğlum espri yapıyorsun lan. Karıyla kendilerini güldüren erkeklerden hoşlanıyorlarmışlar. Bu da durmadan gülme işareti yapıp duruyor. Yatak paraşütü ne ya? Lan yaz oğlum lan yaz lan. Ne dediğini biliyor musun? Vallahi bak ekmek nimet çarpsın. Süleyman söyledi. Seninki kahveci Osman'ın bilgisayarından bütün gün karılarla karıştırıp duruyormuş. Kız bilgisayarla nasıl karıştırılır ki? Şuncacık kutu. O kutunun içinde dünya saklıymış. Öyle dedi Gülsüm. Vallahi yabancı kadınlarla yazışıyormuş ha. Ne? Benim adam. Ne? Yazı. Lan benim adam ne anlar yazıdan? Bildiği tek şey vece. Onu da sokağa pislemesin diye beni öğrettim okuyacağım. Vallahi bilmem artık. Hatta benim bey diyor ki karıya yatakta paraşüt yapalım mı diye yazmış. Ne? Yatakta paraşüt ne be? Ay ne bileyim kız. Herhalde iyi bir şey değildir. Anam yoksa bu bizim öküz tenzer bir miyanesine gelen sapık gibi olmasın? Ay kız kapım açıldı yoksa. Geldi bizim beyaz kadın tüccarım. Ben gidiyorum o zaman. Bana bak sakın benim dediğimi söyleme ha. Tamam tamam söylemem ben. İyi akşamlar. Ben de gidiyordum zaten. Hadi güle güle gene gel. Ha. Niye geldi la bu dedikoducu karı yine? Ha? İç evinde durmaz mı bu? Süleyman'a söyleyin, son zamanlarda dayağı boşladı galiba. Evdekilere dayak, dışarıdakilere paraşüt değil mi? Ne paraşütü lan, ne diyorsun lan? Kafana da vurmadım tahmin mi? Karnım aç, ekmek getirdim. Anne, dur bakayım öyle. Niye? Ekmek arası okuz oldu. Ya yorgunum lan. Beni dayak atmaya teşvik ve tahrik etme. Yemeğimi yiyip sonra da öcük zapik yapacaksın. Sonra da yatacaksın. Yat. Koçundaki pireleri bile benden daha çok seviyor. Erken yatsak suç, geç yatsak suç. Parmaklarım ağrıyor. Hiç seni dövecek güçüm, kuvvetim yok. Çok mu kullandın pençelerini bugün? Çok yazı falan mı yazdın yoksa? Ha. Sayısal oynadım. At yarışı doldurdum. Ellerini sayısal için, at yarışı için, yabancılar için kullanıyorsun da beni değmeye mi üşeniyor? Haydi. Bir şey anladıysam arab oluyorsun.
La bu karına çok karışık zımbırtı la. Senin gözünde zımbırtıyız değil mi? Zabazingo olduk şimdi yani. Nereden biliyorsun benim karışık olduğumu? Yoksa başka kadınlar da mı tanıyorsun? Değil lan, uğraşamam seninle. Yemek de yemiyorsun. Kuruttun la beni. Ben yatıyorum la. Anam ne yumruk ne de tekme. Parmakları ağrıyormuş öküzün. He. Kadriye çekirdek çitlemek bile içimden gelmiyor. Bak bu hayra alametteyim. Herif elden gidiyor be. Sen biliyorsun bizim aramızda aşk ve nefret ilişkisi var. Zaten evliliğimizi bu canlı tutuyor biliyor musun? Ama bak şimdi çok ilgisiz bana karşı. He. Sen şimdi bırak konuşmayı, ben ne diyeceğim? Senin göğsümün bir bilgisayarı vardı değil mi? He vardı. Bak yarın bilgisayarı da kızı da al bana gel. Yarın da anlatırım, kafamda bir şeyler var. Hadi, hadi, hadi görüşürüz. Nerede ne radyom konuştuğumuz artık? Her zaman online olmuyorlar oğlum. Onlar senin gibi boşta gezer mi? Olmazsa başkasını bulalım lan. Bana boşuna şop serdi dememişler. He? Çattık ya. Şu boşları toplayıp geleyim ben. Kız aldınız mı bilgileri? Kız aldık aldık. Süleyman kahveci Osman'dan hepsini öğrenmiş. O zaman hadi yaz bakalım Gülsüm, yaz. Dur abla dur, şimdi önce aynı siteye girip seni kaydedeceğim ben. Ha nasıl yani kaydedeceksin? Resimdi, ikametgahtı, ne bileyim nüfus falan mı lazım? Ha yok yok dur abla, ben şimdi halledeceğim. Kız dur, halledecek işte kız. Biz de o arada çekirdek falan çitleyelim. He? Hem şu getirdiğim kurabiyelerden de yarısı. Beğendim, bir çay yapayım şöyle güzel. Hem çay içerken o zampara devinin canını okuyuveririz ha. Abla şimdi bizim sana takma bir isim bulmamız lazım. He? Gerçek ismi ne yaparsak anlarlar. O zaman şöyle güzel iç gıcıklayıcı aşifte bir isim bulalım. Sevtap olsun be! Yok kız abla, Sevtap olmaz. Ne olsun? He abla kurabiye olsun. Kurabiye mi? Yani isim mi olur be? Ay vallahi bence güzel. Olsun bakalım be. Bari üzümlü kurabiye olsun. Gelsin kurabiye canavarları şimdi bakalım. Abla bir de şimdi sana resim bulmamız lazım. Ben de mi sana sordum, sen lazım değil dedin ya. Yok bu öyle değil abla, bir çakma resim bulmamız lazım. Şimdi internetten çok güzel fıstık gibi bir resim bulalım sana. He? Niye ki? Şey abla hani sen de güzelsin de şimdi sen resmini koyarsak anlarlar. He o bakımdan he. Yani tamam. Sen şimdi alsın kız. Gelmedi mi la benim artık? Yok. Vay şıllık. Benden gönül mü eğlendiriyor la bu? Dün ne kadar samimi yazıyordu. Beni bak başkasını buldu la yoksa. Öyle bir şey yaptıysa oyarım. Ya benim dün ya kara toprağı. Yok artık. Sana lanem bu oğlum. Ciddiye alma. Aha. Ne oldu la? Sana başka bir yerden mesaj geldi. Hadi. Kim la kim? Kurabiye diye bir hatun. Kurabiye mi? Ana bayılırım lan. Neliymiş lan? Abla, Şopsev diye mesaj attı. Bakalım cevap verecek mi? Şopsevdiymiş. Türkçeden daha biri yok ayının. Şopsevdinin öküzcesi herhalde. Şopsev. Sen ne yazdın kız? Seleme yazdım abla. Seleme. O nedir be? İşte selamın kısaltılmışı abla. Cevap verdi abla. Merhaba diyor. Sen de TRT yaz bari. Ama ben hiçbir şey anlamadım bu işten. Dur abla ben şimdi halledeceğim. He ne yazalım peki? Seni çok beğendim. Vahşi bir cazibem var. Tıpkı ayı gibi de. Kız abla ayı denir mi adama ya? Yaz sen yaz. Ben kafamdaki planı bir an önce uygulamaya başlayayım hadi. Kız ayı kısmını yazmasın bari. Ayıp. Ne be? Ayı ayı demek ayıp mı? Ayı ayı. He yazdım. Vay. Bu hatun yolunu ha. Ne yapamışsın sen ya? Ne diyorlar ne diye? Seni çok beğenmiş.
vahşi bir caziben var diyor. Hadi ya. Daha kafadan malın iyisini ağını dağıttın da. Eza bir şey söyleyeyim mi? He. Sen bunu götürürsün. Ne cevap verelim? Ama resmi bu mu lan? He. Ya şimdiye kadar fantezilerimde bile bu kadar güzel bir bayan olmadı ile. De ki, karla cazibeme bayılayım mı? Ben de sana bayıldım, depişelim mi? Oha! Katır gibi ne ola depişelim mi? O zaman kovalaşalım mı de lan? Bak bak bak, alın iyisini bulduk hadi. Ürkütmeyelim lan. Bir de çay be bana, heyecanlandım bak. Karizmatik bir erkek tanımadım. He, yazıyorum değil mi? He. Hatta bilgisayardan bile böyle karizma üstüme biri geliyor diye yaz. Kız başka bir şey gelmiyor aklıma. Siz de bir şey bulun. Adeta bakışlarımla seni soymak istiyorum ya. Anne, bana utandım beni çocuk yanında. Be. Yaz, yaz dersin he. Abla yazayım. Yaz, yaz. Seni adeta bakışlarıyla soymak istiyormuş. Lan çok duygulandım lan. Daha önce hiç kimse beni bakışlarıyla soymak istemediydi lan. Peki, peki. Sen zahmet etme kurabiyem. Ben kendim soyulurum. Zaten bekarım ve yeni ilişkilere açığım kurabiyem. Abla bak, bekarım yeni ilişkilere açığım kurabiyem diyor. İnşallah kurabiyeler tıkanır boğazında geberirsin inşallah. İlişkileri açıkmış da bilmem neymiş de. Elin aşiftelerinden de nasıl mektuplaşıyor burada görüyor musun? Ama şimdi mektuplaştığı garıda sensin ne olacak? Hem böylelikle güzel laflar duyuyorsun işte. He? Mankafa biliyor mu ki o kadın benimdir? He? Ben sana neler edeceğim şimdi sen gör. Yaz kız yaz. Hı. He. Yeter ki sen iste, duvarları yıkıp gelirim diyor. Ana! Oltaya geldi bok balım. Vallahi tamam lan. Kabul ediyor. Yalnız demiş ki, çok sevdiği aşkım, ben babaannemle beraber oturuyorum. Yaşlı ve gözleri iyi seçmez. Gerçi sen geldiğinde o yatmış olur ama ufak bir ricam var. Neymiş la? Her ihtimale karşı şöyle hafifçe kız kılığına girip gelsen diyor. Şişt, yavaş ol. Babaannem seni görürse kız arkadaşım derim diyor. Yaz, odama girdikten sonra mesele yok zaten. Ha, sana adresi vereyim ben şimdi bak. Sen şimdi onu buraya yaz, gel oraya. Ha, al. Ha. Vallahi senden korkulur ha. Ne adresi o kız? Bir adres işte. Bazı gizli dosyalara baktım da aldım. Sen beni ne zannedin ya? Ne yolladım? Gettim. Kızın adresi. Vallahi dört ayak üstüne düştüm ha. Alayım da. Ne var? Ya şimdi karı kılığına girip filan babaanneye yakalanmak da var. Ya, alengirli işte ya.
beni bozarlar. Gitmeyecek mi yani? Yok la. Ne öyle şebek gibi kargılığıma. Doğru söylüyorum ya. Değmez. Çay vereyim mi? Kurabiye var, buyurun. Buyurun efendim. Ya nerede burada, kedi mi? Zoli, yanlış mı geldim ya? Ya kendi ayağımla geldim. Nazlan var. Nazlan korkuyorsun. Sizin gibi yapmış zaten. Ben ne oluyorum? Ben ne oluyorum? Bu kim lan? Lan gelirin gelmez, sen niye geliyorsun? Fırsat düştü. Sen son... gelmeyeceğim deyince ben de... geldim mahzun bırakmamak için kurabiyeyi. Lan ne oluyor? Kurabiye nerede lan? İşte ne lan, işte kurabiye bu. Ne oluyor lan? Tam tedavi olurken çifter çifter gelmeye başladınız. Olsun, ben ikinci değilim. Ellemesene lan, ellemesene lan sen. Ellemesene manyak. Bu da gelir, bu da geçer ağlamak. Bu da gelir. Lan takılmış. Ne lan bu hali? Sen beni başkasıyla mı aldatıyorsun lan yoksa? Estağfurullah küçülmüş. Ben senin üstüne ayı koklar mıyım ben? Ne bu suratın hali öyleyse? Ha. Alıştın değil mi dayak yemeye? Yoksa kendi kendini mi dövüyorsun kız? Hiç öyle şey olur mu küçülmüş? Sen varken benim kendi kendimi dövmek haddimi mi? Dün gece uyurken beni yamulttun diye hatırlamadın mı? Ne güzel kahvaltı hazırlamışsınız böyle. Bu sabah seni dövemeyeceksin galiba. Ha, aşk olsun. Niye öyle diyorsun? Niye dövmeyeceksin ki? Yok yok. Mükemmel bir kahvaltı hazırlamışsın. Ne edeceksin? Yaşama hiç kurusuz. Bana bak. Sen işe gitmeyeceksin mi? He, gideceğim. Daha 9-10 dakika var. Bu sabah dayaktan yırttın desene. Hadi bakalım. Yiyin. İyi yiyin. Oku. Yemeğe görünce dayağı nasıl unutuyorum değil mi? Tamam. Hayır. Ne oluyor kız? Kasılmış. Ne bakıyorsun öyle katil gibi? He? Aa! Ne oluyor kız? Kız sen benim kara sularıma nasıl girersin kız? Şey vardı kapandı çıkmış. Ne ne? Kız sen... sen bana aptal mı demek istiyorsun kız? Yok sandığım gibi değil. Kapandı. Sinek vardı sinek. Ne? Şey kız, sen bana vurdun değil mi? Ay, sen bana vurdun değil mi? Ulan kapandı sinek vardı. Ne? Bana sinek diyorsun kız. Bana sinek mi demek istiyorsun kız? Allah Allah.
bir hanımım. Beni temizlik şirketine gönderdiler. Adım kalkmış. Ama siz kısaca kalk diyemiyorsunuz. Kalk mı? Fakat... Tamam. Diş korunum için kusura kalmayın. Seni bu hale kocan götürür değil mi? İtilmiş tanıyor musun mu? İtil ne? İtilmiş, itilmiş. Ama sana kısaca it diyemiyorsunuz. Kulakları çınlasın, okusun. Hadi gel. Koca dayan edemez, bende de kimse bilemez. Esnaf mı diyorsun hanımım? Tabii ya, 10 yıl boyunca her Allah'ın günü dayak yedim o hayvandan. Ama gitmeyi kaydırmamış. Herhalde karaciğere çalışıyor ki neredeyse. Sen benim böyle göründüğüme bakma. 2 yıla kadar senden beter durumdaydım. Boşandım da hayatımı kurtardım o işte. Vallahi sen de en cesaretmiş. Boşandın deme. Tabii ya, çıktım evden ağzımda çocuğu bir daha yemeğe verdim, boşanıverdim. İyi yapmışsın. Evet, hayırlısı gelsin olsun ama vallahi en cesaretmiş hanımım seni bilir. Ya işte böyle her gün dayak yiye bak insan nasıl göz açılıveriyor. Vallahi bazen ben daha buraya kadar geliyor ama... Bilirim o durumları, bilirim. İnsan bir türlü cesaret edemez. Heh, aynen öyle ağzını okuyayım. Ama bana bak, bunun da kurtuluşu yok ha. Ya kendini kurtaracaksın ya da artık ya da kalıp yamulacaksın. Neyse. Ben şimdi senin aklını çelmeyeyim. Dayak konusunda çok hassas olduğum için işte böyle çenemi tutamıyorum. O ayı herhalde senin malın mülkünü de almamıştır. Herhalde almışsındır bir şeydir hani. Yok canım, nerede? İpten bir zırnık kopartamadım ben. Her şeyi kendim yaptım. Girdim bir terzinin yanına, orada çalışarak kendi hayatımı kendim kurtardım. Çocuğun masrafları, evin kirası, bütün hepsi benden. Ondan bir nafaka kurtaramadım. Hem de çocuğun geleceğini bile kurtardım. Para bile biriktiriyorum. Vallahi helal olsun. Nedir? Darısı başım hanımım. Darısı başım. Hadi sen şimdi şu temizliği salondan başla. Hadi gel. Tabii nasıl istersen hanım. Hadi. Kahvurmuştur benim ağrım, her yeri siler bana tururum, banyoyu lahım oyurum, temizler bana tururum, benim ağrım kahvurmuş, temizlik nefendim. Kakılmış nasıl gidiyor? Herifet üzere hanımefendim. İyi hadi. Benim oğlan geldi herhalde okuldan. Geldim. Ama hepsi geldi herhal. Oğlum ağlamayı kesin de ne oldu söylesene. Öğretmen dövdü. Ne? Öğretmen mi dövdü? Şu rezalete bak bakılmış. Ben daha o çocuğa bir gün tokat atmadım. Bir de onlara emanet ediyorum çocuklara. Allah kahretsin inşallah. Ağlama çocuğum ağlama. Alo, Ali İhsan okulu mu? Müdür bey bağlar mısınız lütfen? İnanın hanımefendi. Ben de çok üzüldüm ve çok sinirlendim. Yani. Üzülmeniz yeterli değil Müdür Bey. Arkadaşlar çok pişman efendim. Anlarsınız işte bir anlık sinir hali. Bana ne canım? Bana ne? Ben size çocuğumu dayak atasınız diye mi emanet ediyorum? Vallahi billahi hepinizi mahkemeye veririm, sürüm süründürürüm. Haklısınız, yaparsınız efendim. Hadi yapalım. İşten men ettiririm. Hepinizi kovdurturum. Sürüm sürüneceksiniz, göreceksiniz. Efendim çok haklısınız. Efendim yani gerçekten sizden çok özür dilerim efendim. Evet. Benden niye özür diliyorsunuz efendim? Çocuktan özür dileyin. Affedersiniz, doğru. Memoş, senden özür dilerim Memoş'cığım, canım benim. Yani bir an sinirlik işte böyle elimden kaçtı, bir daha kesinlikle vurmayacağım. Asla vurmayacağım. Saat 9, 2 saat gecikti hayvan. Şimdi geç kaldığı her 10 dakika için bir tokat, her 5 dakika için 2 depuk. Bu kadar dayak da kalkılmışın aklını başına getiriyor. Sen misin kalkılmış? Gel misiniz? Gel gözlerim gel. Tam dayak vaatında geldin gel. Döveceğim mi beni? Tabii diyeceğim. İnsan karısını başka ne yapar? Evireceğim, çevireceğim, döveceğim. Nah döversin beni ayol. Belki nah döversin beni okuz. Sıkıyorsun dur bakalım. Hey gidin hey. Bugün bir öğrenci dövmenin başa ne kadar bir büyük bela olduğunu gördüm. Hadi bu bakalım. Vur. Hadi vursana. Vur lan. Vursana diyorum. Vur. İnce ince, Yasemince, her mevcut.